Bu imkanlar devletin imkanı. Kimsenin şahsi imkanı değildir. Sayın Başkan nasıl burada video gösterip sunum yapabiliyorsa benim de en az o kadar bu ekranda sunum yapma, video gösterme hakkım vardır. Sayın Başkan benim konuşmam bittikten sonra hemen bana cevap verebilir. Ben elhamdülillah hiçbir korkum da yok, sakıncam da yok. Burada 2 yılın sonunda hakikaten bir mahalle içi asfalt serimi yapıldı. Biz de memnun olduk. Ama üzüldüğüm konu asfalt öyle pahalı bir malzeme ki hiç ettiler o malzemeyi. Kepçenin ağzıyla, greyderle serdiler. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin finişerleri bir gün ayıramadı Akyurt'a. Lütfen rica ediyorum Sayın Başkan havalanına geçerken Saracalara uğrasın. Az önce de söylemiştim. Ben de severek eşlik ederim. Beraber inceleyelim. İşçilik hoşuna gidiyorsa ben ağzımı kapatacağım. Bir daha burada söz almayacağım. Ne etmekse CHP ilçe başkanının oturduğu mahalle olan Saracalar Mahallesi'nin asfalt atılırken benzer şekilde mahalle içi kazık, çamur içinde köstebek yuvası olan Güzeysar Mahallesi'nin köy içi yolları ne yazık ki yapılmamıştır. Benzer ölçekteki iki ilçeyi daha kıyasladım. Çankaya ve Keçiören nüfusları neredeyse birbirine eş diyebiliriz. Çankaya'ya 1 milyon 996 bin TL'lik oyun grubu ve kent mobilyası veriliyor. Keçiören'e 352 bin TL'lik. Yeni Mahalle ve Mamak'ta nüfus olarak birbirine eş değer ilçeler. Yeni Mahalle'ye 13 milyon 867 bin liralık Mama 146 bin liralık kent mobilyası veriliyor. Oyun grubunun alt ünitesinden üst ünitesine geçemiyorsunuz. Merdiven yok. Çocuklar ya doğaüstü güçlere sahip uçarak çıkıyorlar ya da tahminim tırmanarak ulaşıyorlar. Makarnacıydık öyle değil mi? Yıllarca biz bununla itham edildik ama geldiğimiz noktada şuna seviniyorum. Hamdolsun bizi anlamışsınız. Biz yetimin başını okşayalım diye yapıyorduk onu. Garibin sofrasını şenlendirelim diye yapıyorduk. Halden anladığımız için yapıyorduk ama biz yıllarca kömürcüydük. Biz yıllarca makarnacıydık. Ama hamdolsun aynı noktada buluştuk. O noktada teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sizler de sosyal yardımın önemini anlamış oldunuz. Geçtiğimiz günde şöyle bir paylaşım yapıldı. Gelir kaybı yaşayan özel halk otobüsü esnafına sağladığımız gelir desteğini artırma ve 3 ay daha uzatma kararı aldık. Bu kararı Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi aldı. O zaman burada da AK Parti grubuna, MHP grubuna teşekkür edeceksiniz. Eğer orada hedef gösteriyorsanız burada da teşekkür edeceksiniz. Ben o zaman sizin adaletinize inanırım. Algı yapmıyorum diyorsunuz, algı yapıyorsunuz. Sayın Başkan, Sayın Divan, değerli meclis üyelerimiz sizleri saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Bugün katılımcı, şeffaf, çoğulcu demokrasinin güzel bir örneğine hep beraber şahitlik ettik. Burada bir video paylaşmak istemiştim. 3 tane aslında içeriği de öyle sakıncalı bir dengeni bozacağını düşündüklerini söylediler. Sayın Başkan'ın sunumunu ben 4,5 saat dinledim. Çeşit çeşit videoları hep beraber izledik. Meclisin ahengi bozuldu mu? Bozulmadı. Çünkü biz hamdolsun insanların paylaşımlarına saygı duyuyoruz. Aslında demokrasinin güzel bir örneğini biz burada sabah sergiledik, 4,5 saat sabırla bir sunumu dinledik. Geldiğimiz noktada ikinci kez görüştüğümüzde Sayın Başkan'dan izin aldığım takdirde bu videoların paylaşılacağı söylendi. Ben de şunu söylemek istiyorum, onu söyleyen arkadaşa da Sayın Başkan'a da bu imkanlar devletin imkanı. Kimsenin şahsi imkanı değildir. Sayın Başkan nasıl burada video gösterip sunum yapabiliyorsa benim de en az o kadar bu ekranda sunum yapma, video gösterme hakkım vardır. Canlı yayınımız kesiliyor, video görseli paylaşmamıza izin verilmiyor. Hakikaten bugün gururla, övünçle şeffaflık ödülünden bahsedilmişti. Bence o ödülü veren heyet gelsin lütfen bugünkü meclisi. Bize söz verildiği esnada yaşananları izlesinler, sonra tekrar bir düşünsünler diye düşünüyorum açıkçası. Faaliyet raporuna dönecek olursak, Fenişleri Daire Başkanlığı'ndan başlıyorum, kusura bakmayın tekrarı gibi olacak ancak konuşmanın da bir ahengi kalmadı, özür diliyorum. Maalesef kesildiği için konuşmamız ancak şu an yapabilir duruma geldik. Ankara Büyükşehir Belediyesi Fenişleri Daire Başkanlığı'nın zaten 2 yıldır ilçemize pek bir varlığı, faaliyeti yoktu. Faaliyet raporunda kendi yazdıkları rakamlarda da aslında bizi teyit etmiş oldular. Ben de bu rakamları sizlerle paylaşmak istiyorum. Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yeni açım miktarı 12.600 metrekare. Akyurt Belediyesi 160 bin metrekare. Malzemeli bakım 196 bin metrekare. Akyurt Belediyesi 250 bin metrekare. Tretuvar Ankara Büyükşehir Belediyesi 328 metrekare. Akyurt Belediyesi 30 bin metrekare. Bordür 329 metrekare. Akyurt Belediyesi 13.241 metrekare. İlçemize ve bağlı mahallelerde acil yapılması gereken cadde ve bulvar uzunluğu 50 kilometre, acil yapılması gereken kaldırım 10 kilometre, acil yapılması gereken mahalle bağlantı yolu 40 kilometre. Maalesef videoyu paylaşmamıza izin verilmediği için az önce de göstermiştim ama
kameraların bu sefer kesintiye uğramayacağını ümit ederek ben tekrar göstermek istiyorum. Şöyle hızlıca geçeyim çünkü tekrar oldu maalesef. Yeşiltepe mahallemiz, TOKİ konutlarının olduğu, hastane inşaatımızın olduğu bölge maalesef kaldırım yok. Şehit Kubilay Caddemiz yine aynı şekilde. Yıldırım mahallemizde Karaçam Caddemiz yine aynı şekilde. Buralar merkezde işlek caddelerimiz. Kristal Caddesi yine aynı şekilde. Yeşiltepe'de Mehmet Özal Caddesi yine aynı şekilde. Kızık Caddesi yine aynı şekilde. Hiçbir şekilde kaldırım yok. Aslında daha nice sorumluluk alanında kaldırım yok. Fakat sizi sıkmayalım diye kısa kısa 2-3 görselle geçiştirelim istedik. Aslında rakamlara baktığımızda bize de bir pek yorum bırakmaya gerek kalmıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Akçurt'ta ne kadar fen işleri anlamında aslında diğer dairelere de geleceğiz, zayıf kaldığını gösteriyor. Sayın Başkan az önce dedi ki, burada bir takım söylemlerde bulunacaklar, biz geç saate kalalım, bu yüzden bilerek uzatıyorlar, konuşma yapıyorlar dediler. Geçtiğimiz ay, Kasım ayında gerçekleşen toplantıda, bütçe toplantısında Sayın Başkan toplantının sonunda cevap vereceğini kendisi bu kürsüden söyledi. Buna istinaden ben karantinadan henüz çıkmıştım. Pozitiftim biliyorsunuz o dönemde. İnanın gecenin bir vaktine kadar Sayın Başkan cevap verecek diye ben orada bekledim. İnanın hiç halim olmadığı halde. O gün keşke o videoyu lütfen rica ediyorum bütün meclis üyelerimiz izlesin. Yine bugün konuştuğumuz gibi pandemi bahane edilerek CHP sıraları boştu. İYİ Parti sıraları boştu. Milliyetçi Hareket Partisi grubu ve AK Parti grubu vardı. Biz korkup kaçacak olsak o gün kaçardık. O yüzden hiç bunları bahane etmesinler. Şunu da açık yüreklilikle söylüyorum. Sayın Başkan benim konuşmam bittikten sonra hemen bana cevap verebilir. Ben elhamdülillah hiçbir korkum da yok, sakıncam da yok. Lütfen rica ediyorum özellikle burada paylaştığım rakamlarda bir hata varsa, söylemlerimde bir manipülasyon varsa lütfen konuşmamdan sonra bizzat cevap verebilirler. Yani öyle gecenin geç saatine bırakalım, cevap vermesi işte etkisini yitirsin gibi bir kaygımız da yok, korkumuz da yok. Zaten görseller, rakamlar her şeyi açıklıyor. Köy bağlantı yollarının durumundan da bahsetmek istiyorum. Fen İşleri Daire Başkanımıza ulaşamıyoruz. Ben tam 3 kez randevu almayı denedim. Sonuncusunu geçen hafta denedim ama Sayın Erol Gündüz'e bir türlü başaramadım. Hani başaranlar varsa nasıl başardılar bunu? Onlardan da taktik almak isterim açıkçası. Kendisi de bir kez geldi Akyurt'a. Keşke daha sık gelse de bizim mahalle bağlantı yollarımızın durumunu görse. Elecik, Şehler, Samut, Uzunlar, Teberik, Çınar, Çardak Bağ bağlantı yolları berbat. Merkezde bir cadde bozuk olur, vatandaş alternatif yolu kullanabilir ama burası mahalleye ulaşım yolu. Çoğunun alternatifi yok ya da alternatif olanın çok yolu uzatarak mahallesine ulaşması gerekiyor. Yazıktır, günahtır bu insanlar inanın çamurun içinde köstebek yuvası gibi yollardan evlerine ulaşmaya çalışıyorlar. Buna da özellikle özen gösterilmesini talep ediyorum. Yine bir iki görsel göstereceğim hızlıca sizlere. Şöyle kamerayı yine yakın çekebilirse memnun olurum. Kızık-Samut bağlantı yolumuz. Bu görselleri de özellikle dün öğleden sonra aldırdım. Olur ya son dakikaya kadar bir iyileştirme olur. Kimsenin günahına girmeyelim, hakkında kalmayalım diye. Yolların durumu bu şekilde. Yine aynı şekilde Kızık-Samut bağlantı yolu. Elecik yolu, o meşhur dillere destan. 2 yıldır bir türlü yapılmayıp insanların mağdur edildiği Elecik bağlantı yolumuz. Uzunlar Yeşiltepe Mahallesi bağlantı yolumuz. Yollar bu durumda köstebek yuvası gibi. Aslında videomuzda da bunlar vardı. Çok farklı bir şey yoktu. Ben sadece konuşurken arkada aksın insanlar görsün istemiştim. Ama ne yazık ki engel olundu. Az evvel mahallelerimizdeki yol ihtiyacını zikretmiştim. Şu an zikretmeyeceğim. Bunu da yine yazılı olarak Büyükşehir Belediyesi'ne daha evvel de sunmuştuk. Yine sunacağım. Mahalle bağlantı yollarımız, merkez mahallelerimizdeki yol kaldırma ihtiyaçlarımız mevcut. İkinci kez yine vaktinizi almak istemiyorum. Şimdi Saracalar Mahallesi'nden bahsetmek istiyorum. Saracalar Mahallemiz bizim fuarın olduğu mahallemiz. Burada 2 yılın sonunda hakikaten bir mahalle içi asfalt serimi yapıldı. Biz de memnun olduk. Ama üzüldüğüm konu asfalt öyle pahalı bir malzeme ki hiç ettiler o malzemeyi. Kepçenin ağzıyla, greyderle serdiler. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin finişerleri bir gün ayıramadı Akçurt'a. Lütfen rica ediyorum Sayın Başkan havalanına geçerken Saracalar'a uğrasın. Az önce de söylemiştim ben de severek eşlik ederim. Beraber inceleyelim. İşçilik hoşuna gidiyorsa ben ağzımı kapatacağım. Bir daha burada söz almayacağım.
Ve şunu da bir sormak istiyorum. Muhakkak cevapları vardır. Saracalar'da Güzelhisar mahallemizde benzer zamanlarda doğalgaz çalışması yapıldı. İki mahallenin içi de 2 yıldır çamur içinde, köstebek içinde hizmet geldi, kazı oldu biliyorsunuz. Ancak Saracalar asfalt atılırken Güzelhisar mahallemiz atılmadı. Şunu da özellikle belirtmek istiyorum. Lütfen Saracalar'la hemşehrilerimiz yanlış anlamasın. Akyurt'un 26 mahallesinin 26'sı da benim için aynı kıymettedir. Ancak Büyükşehir Mahallesi için, Büyükşehir Belediyesi için aynı kıymette mi bilemeyeceğim. Ne etmekse CHP ilçe başkanının oturduğu mahalle olan Saracalar Mahallesi'nin asfalt atılırken benzer şekilde mahalle içi kazık, çamur içinde köstebek yuvası olan Güzelhisar Mahallesi'nin köy içi yolları ne yazık ki yapılmamıştır. Diğer bir konumuz da sati kaplama yolların durumu. Biliyorsunuz sonbaharın sonu, kış başlarında bir sati kaplama yapıldı. Sati kaplama sıcak havalarda yapılır. Belirli derecenin altında yaparsanız yol bozulur. Kışın başında yapılan sati kaplamalar, üzülerek belirtiyorum ki, kış bitmeden bozuldu. Kamu israfıdır. Bunu da özellikle belirtmek istiyorum. Sebep olan arkadaşların da meclisi bilgilendirmesini, hesap vermelerini açıkçası talep ediyorum. Şimdi kamera yakından göstersin. Yeni yapılmış bir sati kaplama, lütfen rica ediyorum. Durum bu halde. Ve eminim pek çok ilçe belediye başkanlarımızla görüşüyoruz. Pek çoğunda da durum aynı. Sati kaplama yolların durumu bu. Kış ayında sati kaplama yaparsanız geleceği halde bu açıkçası. Yine bunu da ekiplerinize sorabilirsiniz. Basın toplantısına gerek yok. Birebir elhamdülillah gelir hesabını veririz. Karla mücadele ve afet yönetiminden bahsetmek istiyorum. Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda olan yol kilometre uzunluğu Akyurt Belediyesi'nden fazla. Ancak Büyükşehir Belediyesi'ne gitmesi 2 araçla. Karla mücadele etmeye çalışıyor. Burada Şeflik'teki arkadaşlarıma hiçbir eleştiride bulunmuyorum. Yıllardır bölgemize hizmet eden arkadaşlarımız. Ancak araç ekipman olmayınca arkadaşlar ne yapsın? 2 araçla onlar mücadele etmeye çalışıyor. Biz 7 araçla sahada mücadele veriyoruz ki kendi sorumluluğumuzda olan alan çok daha kısa olmasına rağmen. Ama geldiğimiz noktada Sayın Başkan ne dedi? Benim sorumlu olan işlere karışmayın, yapmayın dedi. Şikayet ederim sizi, suç işlersiniz dedi. Ben de buna istinaden bir paylaşım yaptım. Karda yol açtıktan sonra suç işlemeye devam edeceğiz yazdım. Sağ olsun siyasi parti teşkilatları beni de itham ederek maalesef nahoş paylaşımlarda bulundular. Hatta şey paylaştılar, bu araç takip sisteminin görsellerini paylaştılar ama hani bir söz var ya, kötü komşu ev sahibi yaparmış. Biz de onların sayesinde Büyükşehir'in kar yağdığı anda araçları nerede onu görme fırsatını yakalamış olduk. Ve son kar yağışında bizzat o sistemden arkadaşlara takip ettirdim. Karın yoğun olduğu anlarda sadece otonomi bölgesinde 1 araçları vardı. Görselleri elimde mevcuttur. Ama sonra ne yapılıyor biliyor musunuz? Biz çarşıyı açıyoruz, bütün işleri bitiriyoruz. Sabah Büyükşehir'in aracı geliyor, çarşıda bir bekliyor. Niye? Görüntü verecek. Vatandaş sabah uyanmış, çarşıya girmiş, yollar açılmış. Büyükşehir'in aracı orada görüntü veriyor. Bir de açılmış yollarda tur atıyorlar. Bakarsanız doğru, araç takip sisteminde araçlar bütün caddeleri gezmişler. Burada bir kandırmaca var. Ha burada da yalan söylüyor diyorsanız, İlla ki orada bir dükkanların kamera kaydı vardır, MOBESE kayıtları vardır. Ben hoca meydan diyorum, incelemeye hazırım. Buyurun gelin beraber inceleyelim. Şimdi 2020 faaliyet tablosuna baktım Fenişleri Daire Başkanlığı'nın. Akyurt'la ilgili 2 başlık var. Birisi Güzelhisar Mahallemizdeki menfez yapım işi, diğeri de itfaiye binası. İtfaiye binasının yerini Yıldırım Mahallemizde 1169 metrekarelik bir alan Akyurt Belediyesi olarak biz meclis kararıyla tahsis ettik. Ve burada Sayın Başkan'a sormak istiyorum. Acaba bir bürokratına biz burayı tahsis edeceğiz ama başkan beni arasın demiş miyim? ASKİ binasının yanında bugün kütüphane olarak açtığımız bir bina var. Burayı Büyükşehir Belediyesi'nden kiralamak istedik. Bürokratlarla görüştük. Söyledikleri şey şuydu ki az önce olduğu gibi, başkan ararsanız bizlik bir sıkıntı yok. Tamam dedik, kütüphane için görüşeceğiz, arayalım. Sayın Başkan'la görüştüm, kütüphane süreçlerini tamamladık. Ama ne yazık ki Sayın Başkan'la görüşmeden Büyükşehir Belediyesi'nde iş yürütülmüyor. Az önce nasıl bir USB'den video göstermek için başkan arayın diyorsalar, basit bir protokolün yenilenmesi için, basit bir kepçe için, kamyon için, herhangi bir iş için Sayın Başkan'ı aramamız bürokratlar tarafından isteniyor. Biz itfaiye binasının yerini tahsis ettik. Kimseye de kimseyi aratmadık. Çünkü Akyurt'umuzun menfaatini olan her işin altına gözümüz kapalı imzamızı atarız.
AYKOME malum, diğer başkanlarımız daha detaylı değinecektir. Ben kısaca kendi ilçemiz özelinde değineyim. 1,5 milyon lira yaklaşık alacağımız var. Tam rakamı bilmiyoruz. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yazı yazdık. Dönüş olmadı. Tahminimiz 1 milyon 300 bin lira ile 500 bin lira arasında bir alacağımız var. O yüzden yaklaşık olarak ifade ediyorum. Bu rakamları alamadık. Bunları alabilirsek en azından biz de ilçemizdeki yolların asfaltını, yamasını yapacağız. Çünkü maalesef siz ya yapamıyorsunuz ya yetişemiyorsunuz. Bu noktada en azından bu bedeller bize aktarılırsa biz de bunun gereğini yapacağız inşallah. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi'nin faaliyet raporunu incelediğimizde, burada ilgili daire başkanımıza şu noktada teşekkür etmek istiyorum. Çalışmalar tablolar halinde ilçe ilçe özetlenmiş. Açıkçası ben diğer dairelerde de bu tür bir çalışma görmeyi isterdim. Tabloları incelediğimizde Akyurt'la ilgili karşımıza çıkan neticeyi sizlere özetlemek istiyorum. Ankara geneli ağaç dikim tablosunda Akyurt yok. Ankara geneli çalı dikim tablosunda Akyurt yok. Ankara geneli çiçek dikim tablosunda Akyurt yine yok. Ankara geneli yeşil alan ilaçlama tablosunda Akyurt yok. Çevre Koruma Dairemiz, Büyükşehir Belediye'miz ne güzel çevreci paylaşımlar, sunumlar yaptılar. Ama daha yeşil bir Akyurt için Akyurt'umuzda bir çiçek fidesi dahi dikmediklerini kendi faaliyet raporlarında zikretmişler. 2 yıldır maalesef Akyurt'ta bir kalıcı eseriniz yok. Ama üzülerek belirtiyorum ki Akyurt'ta bir dikili ağacınız dahi yok. Şimdi budama faaliyetleriyle ilgili rakamlara baktığımızda orada da yine yokuz. Şimdi caddelerde buradan hemşehrilerimize sesleniyorum. O caddelerde bakımlı ağaçlar, meydanlarda dikilmiş çiçekler görüyorsunuz ya. Kıymetli hemşehrilerim, tamamında sorumluluğunda olmamasına rağmen Akyurt Belediyesi yapıyor. Çünkü bunu rakamlar da zikrediyor. Biz söylüyorduk. Bazen siyaset malzemesi yapılıp yanlış lanse ediliyordu. Ancak emin olun bunların tamamı Akyurt Belediyesi tarafından yapılmaktadır. Ben size kısaca kendi diktiğimiz ağaç sayısını söyleyeyim. Akyurt Belediyesi olarak yaklaşık 10 bin adet fidanı toprakla bizzat biz buluşturduk. Vatandaşlarımıza 10.450 adet fidan dağıtımı yaptık. Diktiğimiz çiçek miktarı 250 bin adet, çalı gül sayısı 13 bin adet, lavanta diktiğimiz 1450 adet, vatandaşa dağıttığımız çiçek 1000 adet. O yüzden Akyurt'ta yeşil adına, güzellik adına ne görüyorsanız bilin ki bunlar Akyurt Belediyesi sayesindedir. Akyurt Belediyesi'ne çalı budama faaliyeti yapılmış, gübreleme faaliyeti yapılmış, mesire alanı ve Güzeysar Parkı'nda yapısal imalat çalışmaları yapılmış. Bunun dışında 2020 yılı ilçelere verilen oyun grubu ve kent mobilyaları tablosunu incelediğimizde 55 adet aydınlatma direği yapılmış, 5 adet spor aleti koyulmuş. Ben o 5 adet spor aletinin de nasıl verildiğini, yerleştirdiğini de göstermek istiyorum sizlere. Bahsi geçen spor aleti budur. 5 adet mahallelerimize verilmiş. Yerleştirilme şekli de bu. Lütfen iyi bakın. Peki biz bunu ne hale getirdik? Buna da iyi bakın. İşte AK Parti belediyeciliği budur. Şimdi yine aynı tabloda bir mali rakam zikredilmiş. Akyurt'a bu tabloya baktığımızda 215 bin liralık oyun grubu ve kent mobilyası teslim edilmiş. Yine aynı ölçekteki Kahraman Kazan ilçemize 134 bin liralık kent grubu, kent mobilyası oyun grubu verilmiş. Elmadağ, yine aynı ölçekteki Elmadağ 1 milyon liralık kent mobilyası ve oyun grubu verilmiş. Elmadağımıza da yapılsın, hiç itirazımız yok ama aynı ölçekteki 3 ilçeye baktığımızda aslında neticenin ne olduğunu ayan beyan görebiliyoruz. Olur ya tevafuk olmuştur tabloda diyerek benzer ölçekteki 2 ilçeyi daha kıyasladım. Çankaya ve Keçiören'in nüfusları neredeyse birbirine eş diyebiliriz. Milyonluk iki ilçe. Çankaya'ya 1 milyon 996 bin TL'lik oyun grubu ve kent mobilyası veriliyor. Keçiören'e 352 bin TL'lik. Yeni Mahalle ve Mamak'ta nüfus olarak birbirine eş değer ilçeler. Yeni Mahalle'ye 13 milyon 867 bin liralık, Mama 146 bin liralık kent mobilyası veriliyor. Ve bu rakamların tamamını biz Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan faaliyet raporundan aldık. Ha şöyle bir durum olur, hiçbir şey demem. Akyurt'taki parklar bakımlıdır, hiçbir ihtiyacı yoktur. Tabii ki durduk yere masraf yapmasını biz Büyükşehir Belediye Başkanımızın ve belediyemizin istemeyiz. Buyurun Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki Şehit Miktat Şamdancı Parkı.
Lütfen görsellere iyi bakın. Yine Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki Osmanlı Mesire Alanı yürüyüş yollarının durumu. Oyun grubunun alt ünitesinden üst ünitesine geçemiyorsunuz. Merdiven yok. Çocuklar ya doğaüstü güçlere sahip uçarak çıkıyorlar ya da tahminim tırmanarak ulaşıyorlar. Sayın Başkan şöyle bir şey söylemişti. Ben rozetsiz belediye başkanlığı yapacağım. Az evvel bu sözünü yineledi. Şimdi rakamlara bakıyoruz. AK Partili belediyelere yapılan hizmetler, rakamlar ortada. CHP'li belediyelere yapılan rakamlar, hizmetler ortada. Sayın Başkan muhtemelen ceketin yakasından rozeti çıkarmış ama cebine koymuş diye tahmin ediyorum. Çünkü biz ne hikmetse CHP'li belediyelerin faydalandığı imkanlardan aynı ölçüde faydalanamıyoruz. Kırsal Hizmetler Dairesi'nin raporundan bahsetmek istiyorum. Faaliyet raporunda hiçbir şekilde sayısal verilere yer verilmemiş. Gübre dağıttık, nohut dağıttık, fotoğraflar paylaşılmış. Açıkçası ben ilçe ilçe ne yapıldığını görmek isterdim. İlçem adına ne yapıldığını rakamsal olarak bilmediğim için açıkçası çok da yorum yapamayacağım. Ama şunu da belirtmek istiyorum. Sanki üreticiye yıllardır hiç destek verilmezdi. Bu dönemde icat edilmiş gibi lanse ediliyor ya, bundan rahatsız olduğumu belirtmek istiyorum. Ha, önceki dönemde ne farkı var diyecekseniz, önceden bu dağıtımlar Büyükşehir Belediyesi üzerinden yapılırdı. Şu an bu dağıtımlar ne yazık ki ilçe teşkilatları üzerinden yapılmakta. Sosyal Hizmetler Dairesi'nin raporunu inceleyecek olursak, mahallelere internet hizmeti geldi. Çalışma iyi niyetli bir çalışma. Kesinlikle burada çalışmaya yönelik bir eleştirim yok. Ancak keşke internet çekim kalitesi iyi mi? Biz buralara bunu koyduk ama kim istifade ediyor? Konaklara koyuldu, camilere koyuldu ya da köy odalarına takıldı. Kış günü buralar soğuk, ısıtması olmadığı için çocuklar buralardan istifade edemiyor. O konağın etrafında oturan birkaç aile bundan faydalanabiliyor sadece. Onun dışında ben mahalle muhtarlarımızla bizzat görüştüm. Emin olun faydalanan çocuk sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor mahallelerimizde. Keşke buna daha etkin bir çözüm bulmaya çalışılsaydı. Ya sadece şunu sorguluyorum. Acaba atılan taş ürkütülen kurbağaya değdi mi? Çok emin değilim açıkçası. Sosyal yardımlar konusuna gelince de şunu söylemek istiyorum. Yine sosyal yardımlar sanki yeni icat edilmiş, eskiden hiç yapılmazmış gibi davranıyoruz. Biz kömürcüydük eskiden. Makarnacıydık, öyle değil mi? Yıllarca biz bununla itham edildik. Ama geldiğimiz noktada şuna seviniyorum. Hamdolsun bizi anlamışsınız. Biz yetimin başını okşayalım diye yapıyorduk onu. Garibin sofrasını şenlendirelim diye yapıyorduk. Halden anladığımız için yapıyorduk ama biz yıllarca kömürcüydük, biz yıllarca makarnacıydık. Ama hamdolsun aynı noktada buluştuk. O noktada teşekkür ediyorum, sağ olun. Sizler de sosyal yardımın önemini anlamış oldunuz. Burada da bir eleştirimi dile getirmek istiyorum. Sosyal yardımlar ne yazık ki siyasi partilerin ilçe teşkilatları üzerinden yürütülüyor. Ben burada müsaadenizle, ki vatandaşımızın da müsaadesini aldığım için, bana gelen bir mesajını okumak istiyorum. Kusura bakmayın, hemen bulacağım. İsmini zikretmiş, ismini okumuyorum. Merhabalar, inanın size bu mesajı utanarak yazıyorum. Benim ve benim gibi durumu olmayan arkadaşlara İYİ Parti ekmek vesaire yardımında bulunacaklarını söylüyorlar ve buna karşılık da üye olmamızı istediler ama ben AK Parti'de üye olduğum için istifa etmemi söylediler. Ben de sizlere danışmadan istifa etmek istemedim. Fikrinizi almak istedim ama yardıma da ihtiyacım var. Size rahatsızlık verdiysem hakkınızı helal edin. Şimdi ben bu vatandaşa ne diyeyim? Garibanın partilisi olmaz. Bunun altını çiziyorum. Daha belediyenin kapısından giren bir kişiye sen AK Partili misin diye sormadım. Elhamdülillah hiçbir belediye başkanımız da sormaz. Kent Estetiği Dairemizin etkinlikleri, faaliyetlerinden bahsetmek istiyorum. Yine burada da rakamsal hiçbir veriye yer verilmemiş. Görseller paylaşılmış. Zaten ilçemizde çok bir etkinlik yok. Varsa da raporda yok açıkçası. Ben gözümle de göremedim ama belki raporda vardır diye karıştırdım. Raporda da açıkçası çok bir şeyle karşılaşmadık. O yüzden gerekli bir değerlendirmeyi yapamayacağım Kent Estetiği Dairesi ile alakalı olarak. Yalnız daire başkanımıza bir sitem edeceğim. Daire başkanı bölgemizin insanı, hemşehrimiz ama ne hikmetse bölgesine uzaktan bakıyor. Yakından bakarsa memnun olurum. Sağlık İşleri Dairemizin raporundan bahsetmek istiyorum.
Burada sokak hayvanları noktasında uyumlu çalışıyoruz. Vektörle mücadelede şu noktada eksikler. Şimdi ben vektörle mücadelede zayıf kalıyorlar diyorum. Hemen ertesi gün belediyenin önüne ilaçlama geliyor. Müzikli ilaçlama aracı. Bir güzel de kameraya çekiyorlar, gidiyorlar. Ya bu iş böyle olmaz. Demek istediğim şey şu. Biz sorumluluğumuzda olmadığı halde suç işleyerek bir ilaçlama aracı aldık. Personelimiz mahalleleri dönüşümlü olarak sürekli ilaçlıyor. Ama büyükşehirden araç belirli periyotlarla geliyor. Yani taşımasıyla değirmen dönmez. Lütfen bir aracınızı alın, personeli istihdam edin ya da merkezden çekin. Yerinde ilaçlamayı rutin dönüşümlü olarak devam ettirsinler. Zabıta dairesinin faaliyetlerinden bahsetmek istiyorum. Aslında zabıta dairemiz 26 Ocak, 26 ya da 25 Ocak. Burada tam tarihte emin olamadım, kusura bakmasınlar. 26 Ocak 2001 tarihinde zabıta dairesinden arkadaşlar Akyurt'a geldiler. Pazarı gezdiler, maske dağıttılar. Esnaflarımıza, şoförlerimize gittiler, maske dağıttılar. Salgından tam bir sene sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi Akyurt'a maske dağıtmaya geldi. İnanın gözlerimiz yaşardı. Maske artık eli ayağa düştü. Kutusu 10 lira. İnanın biz insanlar maskeye ulaşamazken devletimiz kaymakamlıklara maske gönderdi. Biz belediye bütçe imkanlarıyla 450 bin adet maskeyi bugüne kadar vatandaşlarımızla buluşturduk. Şoför esnafımızla da her hafta düzenli olarak hala maske desteğini sürdürüyoruz. Bunu da belirtmek istiyorum. Hani geç oldu güç olmasın denir ama bu çok geç oldu açıkçası. Bunun kabul edilebilir, tolere edilebilir de bir yanı yok. Bunu da belirtmek istiyorum. Şimdi caddelerin temizliğinden bahsettik. Onunla alakalı da caddelerimizde hiçbir şekilde temizlik yapılmıyor. Şimdi ben bunu söyledim diye muhtemelen ilgili daire bir fotoğraf, görsel yollayacak. Ama o görselin tarihini ben size söyleyeyim. Akyurt'a 2 yıl boyunca ilk kez 23 Mart 2001 tarihinde saat 8 ile 13 arasında 8 personel, 1 adet çöp aracı, 1 adet tanker ve 1 adet süpürge ile Nurettin Cankurtaran Caddesi'nde yol süpürgesi gelirse sakın inanmayın. 23 Mart tarihinde gelen 3 saate ait bir görseldir. Onun dışında ben göremedim. Geldilerse lütfen ispat etsinler. ASKİ'nin faaliyetlerinden bahsetmek istiyorum. Çubuk Akyurt İçme Suyu İsale Hattı projemiz 4 Kasım 2020'de ihale edildi ve sözleşmesi 8 Ocak 2021 tarihinde imzalandı. Allah nasip ederse sonbaharda hemşehrilerimiz kireçsiz içme suyuna kavuşmuş olacaklar. Biz bu proje Mustafa Tuna Başkanımız döneminde hazırlanmıştı ama ancak araya seçim girdi ve nihayet 2 yıl kadar bir sürenin sonucunda ihale edildi. Allah nasip ederse de yakın zamanda tamamlanacak ve hemşehrilerimiz de içme suyuna kavuşmuş olacaklar. Bunun dışında da yağmur suyuyla ilgili bir eleştiride bulunacaktım ama ASKİ'den 14 Nisan'da ihale edileceğini öğrendim. Kalecik'le beraber bizim sanırım ihalemiz Nisan'da ihale edileceğini öğrendim. Kalecik'le beraber bizim Nisan'da ihale edileceğini öğrendim. Kalecik'le beraber bizim sanırım İhalemiz yapılıyormuş. Onunla da şu eleştiride bulunacağım. Şey hazırlıyoruz, önümüzdeki yılı planlıyoruz. Ama ne hikmetse burada işte Akyurt, Kalecik, Çubuk, Elmadağ bir rakam koyuluyor. Kime ne kadar harcanacak belli değil. Ben lütfen bir dahaki dönem için Plan Bütçe Komisyonu Başkanımızdan ve ekibinden rica ediyorum. Hangi ilçeye ne harcanacak? Bence biz bunu belirleyelim. Akyurt bilsin desin ki şu mahallelerimin kanalı yapılacak. Burada büyükşehir bu hizmeti yapacak. Biz ona göre aksiyon alalım. Oraya hepimiz bir çuvala koyuluyoruz. Bir bütçe ayrılıyor mu? Hangimiz ne alıyoruz? İnanın bilmiyoruz. Bunun da bu şekilde yapılmasını bir öneri olarak sunuyorum. Tabii yağmur suyu, kanal, içme suyu ihtiyacımız mevcut. İçme suyu ve kanal ihtiyacı olan 18 mahallemiz var. Sayın Başkan kendi döneminde bitireceğini söyledi. Önümüzde 3 yıl var. İnşallah 3 yıla yetişir. Çünkü biz de 3 yıla yetişmesini temenni ediyoruz. Kamu israfı olmasın diye. Kazı yapılmamış mahallelere girmiyoruz ama mahalleler ister istemez yollar bozuluyor. Bir an evvel onlar tamamlarsa onların tamamladığı yola biz de asfalt çalışması için gireceğiz. Ulaşım dairesinin raporundan bahsetmek gerekirse aslında ben ulaşım dairemizden iki talepte bulunmak istiyorum. Özel halk otobüslerine salgından dolayı destekte bulunduk ancak minibüsçülerimize bulunmadık. Otobüsçülerimiz ne kadar etkilendiyse minibüsçülerimiz de o kadar salgından etkilendiler. Bu konuyla alakalar olmalı gibi var. Buna da önem verilmesini özellikle istiyorum. Dolmuşçularımızın istediği tahsisin bir an evvel onlara verilmesini ümit ediyoruz. Şimdi kalıcı eserler noktasında Sayın Başkan'la biz iki kez toplantı yaptık ve bu toplantılarda ilçelerde bir kalıcı eser olması noktasında görüşmelerimiz gerçekleşti. Faaliyet raporunda söz aldığımızda da dile getirdik, bütçede de dile getirdik.
Ancak ne yazık ki bir kalıcı eser Akyurt'a henüz kavuşturamadık. Ben burada Sayın Başkan'ın verdiği bir sözü, işte iş dönüyor dolaşıyor bizim videoya geliyor. Videodan izletecektim size. Ama müsaadeniz olursa kusura bakmayın, mecbur bekletiyorum. Çünkü teknoloji nimetlerinden bugün faydalanamadık ne yazık ki. Maalesef sessiz kaydını dinleyeceksiniz. Ayrıca burada biliyorsunuz hayvancılık var. İnşallah onu da iyi biliyorum. Bu mezbaneyi bizim zamanımızda da bizim Beypazarı Belediyesi'nden mühürlemişlerdi. Hala öyle devam ediyormuş. Bunlar da inşallah en kısa zamanda isterseniz kapasite artarsa et kombine tesisi yapmaya götürecek kadar da bütün destekleri yapacağız. Şimdi Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Akyurt Ziraat Odası seçimlerine gelmişti seçim öncesinde ve burada tüm ilçe halkımızın gözü önünde bir mezbah sözü vermişti. Ben bizim mezbah sözü nereye gitti? Üçüncü kez söz alıyorum ve ikinci kez soruyorum. Hayvancılıkla uğraşan üreticilerimiz sizin mezbah sözünüzün arkasında durmanızı bekliyorlar. Hani bir türlü yayınlatmadığınız video buydu. İftira değil, hile değil. Tamamı sizin konuşmalarınızdan alınmış bir video kesiydi. Aslında korkacak bir şey de yoktu ama niye böyle davrandınız anlam veremedim açıkçası. Geçen yıl faaliyet raporunda Güzeysar mahallemizde göletin çevresinde bir mesire alanı yapılacağına dair bir görsel görmüştüm. Onun akıbeti ne oldu merak ediyorum. Aslında bizimle diyalog kurulmadı. Bu yıl ondan hiç bahsedilmedi. Zaten Akyurt'ta yapılacak yegane etkinlikti. Onun da akıbetini hakkında bilgi verirlerse çok memnun olurum. Bir de tematik eğitim parkı yapacağımız bir alan var. Burayı Büyükşehir Belediyesi ısrarla park yapmak için bizden istiyor. Ya biz burayı trafik eğitim parkı yapacağız. İlgili yarışmalarını yaptık diyoruz. Israrla burayı istiyorlar. Ben de buradan ilgili arkadaşlara söylüyorum. Ya bir gelsinler Akyurt'a da bizim ilgili müdürlüğümüze istişare etsinler. Sonuçta bir alanı kapışamayacak değiliz. Hangisininki daha fayda sağlayacaksa o işlem yapılır. Evrak üzerinden iş yürütülmemesini de öneriyorum. Onun dışında bir de Seymenler Diyarı Akyurt'umuza verilmiş bir Seymen Konağı sözü vardı. Bu sözü veren daire başkanımız izliyorsa kendisini biliyordur. O sözü de hatırlatmak istiyorum. Seymenler sözün tutulmasını bekliyorlar. Havalanı metrosu da çok açıkçası enteresan buldum. Aslında biz yapacaktık ama 2021 bütçesine yatırım planına alınmış. 2019'da ne yaptınız havalanı ile ilgili? Hani siz tam bir çalışma başlattığınızda bakanlık hayır yapmayın biz yapacağız mı dedi. Yani ben açıkçası siz ağırdan aldınız, bakanlığın da biz yaparız demesi işinize geldi diye düşünüyorum. Seçim vaadinizde Kuzey Ankara'ya verilmiş bir sözdü. Bu sözü de tutmanız gerektiğini hatırlatıyorum. Şimdi bir diğer konuda konuşmamı tamamlıyorum. Algı yönetimiyle ilgili. Sayın Başkan dedi ki bizi algı yapmakla suçluyorsunuz dedi. Şimdi ben size biliyorsunuz ASKİ ile ilgili sabahtan bir yana konuşulan bir konu var. Çok detayına girip de aynı konuyu tekrar açmayacağım. Murat Bey'in çok güzel bir benzetmesi vardı. Biliyorsunuz orada bir sosyal yardım mevzu da var, zam olayı da var. Pamuğa sarılı diken gibi sosyal yardım önümüze getirildi. MHP grubu ve AK Parti grubu o gün ne söylediler geçen ay? Grup başkan vekillerimiz aynı şeyi söylediler. Biz sosyal yardımın sonuna kadar destekliyoruz. Ancak bu derece yüksek oranlarda zam yapılmasına karşı izlediler. Peki sosyal yardım alan vatandaşlarımıza nasıl bir SMS gönderildi? Doğrudan AK Parti ve MHP grubu hedef gösterilerek sanki biz sosyal yardım alacak vatandaşlara yardım yapılmasını istememişiz gibi bir SMS gönderildi. Ki öyle olmadı halde. Ben de diyorum ki katılımcıyız, şeffafız, adiliz ya, algı da yapmıyoruz. Peki o zaman geçtiğimiz günde şöyle bir paylaşım yapıldı. Gelir kaybı yaşayan özel halk otobüsü esnafına sağladığımız gelir desteğini artırma ve 3 ay daha uzatma kararı aldık. Bu kararı Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi aldı. O zaman burada da AK Parti grubuna, MHP grubuna teşekkür edeceksiniz. Eğer orada hedef gösteriyorsanız burada da teşekkür edeceksiniz. Ben o zaman sizin adaletinize inanırım. Algı yapmıyorum diyorsunuz, algı yapıyorsunuz. Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri, sabırla dinlediğiniz öncelikle teşekkür ediyorum. Biraz gergin başladık. Teknik aksaklıklar sebebiyle diyelim. Tekrar sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Evet, teşekkür ediyorum.